Sevgili seyirciler, kongre sürecine giren CHP Kocaeli İl Örgütü'nün geleceğini bu farklı bakış programında da konuşmaya devam edeceğiz. Bugünkü stüdyo konuğumuz Sayın Sedat Fidan. Sayın Sedat Fidan şimdiye kadar CHP'nin çeşitli kademelerinde görev almış çok önemli bir isim. Evet Sedat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sedat Bey, CHP yeni bir kongre sürecine girdi. Size göre CHP bundan sonra acaba nasıl yönetilmeli? Siz bu partide uzun yıllardan beri çok önemli görevler üstlenmiş bir isimsiniz. Size göre partinin bundan sonraki politikaları nasıl olmalı? Ben öncelikle izleyenlere iyi günler diliyorum. İyi Ramazanlar diliyorum. TV 262'ye de yayın hayatında başarılar diliyorum. Tabii Kocaeli'nde Cumhuriyet Halk Partisi yıllardan beri hem genelde hem yerelde başarılara imza atmış bir partimizdir. Geçmişte birçok milletvekili çıkarttığımız ve kentin birçok yerinde belediye başkanları olduğu bir parti konumundaydı. Son 94 seçimlerinden sonra bu ivmeler düşmeye başladı. Peki bunların bu düşüşün sebebi size göre nedir? Bu düşüşün en büyük sebebi kitlelerden kendimizi soyutlamamız oldu biraz. Az da olsa soyutlamamız oldu. Daha önceden burada kentimizde bütün sendikalar, demokratik kitle örgütlerinin başlarında hep sosyal demokrat insanlar vardı. Bugün saydığımızda sendikalar gelen burada şube başkanları. Ondan sonra sadece bir şey kalmıştı. Bu ne diyor? Baro başkanı. Evet. Baro başkanı. Yani bizim Cumhuriyet Halk Partisi sosyal demokrat bir arkadaşımız kalmıştı. Diğerlerin hepsi yavaş yavaş kaybettik yani burada. Neden kaybettik? Peki, neden kaybettik? Var, Sedat Bey, yani bu kaybın sebepleri nedir? Partiyi yönetenler kitlelerden uzaklaştılar mı? Kitleleri yanlarında tutamama gibi bir büyük bir hata mı yaptılar? Acaba sebepleri bunların nedir? Bunların en büyük sebepleri öncelikle bizi mahalle gecekondularda ağırlıklıydık. Gecekondular evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde oy çıkıyorlardı ama biz gecekonduları unuttuk, sendikaları unuttuk. Evet. Sendikaları ziyaret etmedik. İşçilere gitmedik. Gidiyorduk ama gitmek için gidiliyordu. Evet. Mahallelere gitmek için gidiliyordu. Mesela diğer ben yıllarca bu kentte yani burada büyümüşüm, SEKA'da çalışmışım ben. Evet. 28 yıl SEKA'da çalıştım. Biz SEKA'dan çocuk yaşta bir sosyal demokrat bir yapıya sahip olduk yani. Evet. Bizi kimse eğitmedi yani sen sosyal demokrat olacaksın ya öyle bir şey olmuyor. Biz ama bakış açımız öyle getirdi yani bizi. Evet. İşçi kökenli bir ailenin oğluyum ben. Evet. Ama biz de burada kent merkezinde oturmuyorduk. Biz de gecekondu mahallelerinde oturan bir insandım ben. Yani. Oradaki insanların yaşantısını biliyorduk. Bizim arkadaşlarımız, yöneticiler bu insanları fazla böyle tanıyamadılar, bilemediler. Evet. Hem diyoruz yani biz işte işçi ağırlıklı, evet. Emek ağırlıklı, evet. Emek ağırlıklı bir partiyiz diyoruz evet. Ama biz bunları terk ettik yavaş yavaş. Ve bunları dolduran insan oldu. Kimler doldurdu? Diğer siyasi partiler doldurdu. Kim doldurdu bunları? AKP doldurdu bu şeyi. Evet. Yani bunlar çıktılar. Gecekondu mahalledeki insanları bunlar gittiler. Peki Sedat Bey, şimdi sizin de işaret ettiğiniz şekilde bu boşluğu AK Partililer doldurdular. Doldurdular. Kenar mahallelerde kendi partilerinin en azından varlığını inşa ettiler. Evet. Peki CHP'li yöneticiler niye bu aymazın içine düştüler? Ya biz de yöneticilik yaptım. Ben de yöneticilik yaptım partide. Hemen hemen 15 yıla yakın yöneticilik yaptım ben. Evet. Biz o yöneticilik döneminde çok iyiydik. Mahallelere gidiyorduk, köylere gidiyorduk. Gidip o köylerdeki insanların ayranını içiyorduk. Evet. Kahvede oturuyorduk, çayını içiyorduk, çay içiyorduk onlarla beraber.
Bizimkiler yalnız sadece burada son zamanlarda sadece merkezde böyle bir politika yapmaya başladılar. Evet. O merkezde politika yapmaları onlar zannediyor ki biz köyde bizi işte köydeki insanlar da burada yaşıyorlar. Öyle bir algı olmaya başladı. Evet. Ama biz bunları terk ettiğimiz için köylere gitmiyoruz. Mahallelere çıkmıyoruz fazla. Gidip de mahalledeki o kahvede oturmamız lazım. Evet. O insanları biraz böyle konuşmamız gerekiyor. Tespit etmemiz lazım. Buradaki yoksul insanların sorunlarını. Evet. Ya bunlardan uzaklaştık biraz. Evet. Bayağı uzaklaştık yani. Uzaklaştığımızdan dolayı böyle bir sonuçlara gitmeye başladı bizim partimiz. Ben Keramettin Gençlik döneminde, Ömer Türkçekal döneminde bu partide yöneticilik yaptım. Evet. Hemen hemen 11 belediye meclis üyeliği yaptım. O dönemlerde biz mahallelere gidiyorduk. Gecekondu mahallelerine gidiyorduk. Gittik yani. Evet. İlçe örgütleri burada lokomotif görevi üstleniyor, evet. Üstlenmesi gerekiyor. İlçe örgütlerindeki arkadaşlar da bu bilinçli olması gerekiyor. Sadece ben yönetime girmek için girmemeli insanlar. Evet. Son zamanlarda böyle bir şey oldu. Yönetime gireyim de nasıl gireysem gireyim. Evet. Sadece toplantıdan toplantıya partinin yönetimlerinde bulunuyor bazı arkadaşlarımız. Evet. Yani bir zaman dolduruyor orada. İşte ben bir kimlik alıyor. Ben işte Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi il yöneticisiyim diye böyle bir kimlik kazanmaya çalışıyor. Ama tabii siyasi kimlik sahibi olmak, insanın mensup olduğu siyasi partinin seçim başarısı için acaba neyi değiştiriyor? İnsanlar hiçbir şey yapmadıktan sonra, seçimi çalışmaya dönük, çok ciddi bir çalışma sergilemedikten sonra siyasi kimlik edinmenin bir acaba yani acaba neyi olabilir, faydası olabilir mi? Son yıllarda şöyle olmaya başladı. Birileri için yönetici oluyor. Evet. Böyle bir şey oldu yani. Birileri için yönetici oluyor. Birileri de kendisi için yönetici oluyor. Kendi şeyler için, kendi çıkarları için yönetici oluyor. Bir beklenti oluyor. Mesela ben şöyle izah edeyim. Ben milletvekili adaylığı düşünüyorum. Yahut da belediye başkanı adayı düşünüyorum. Yahut da belediye meclis üyeliği adayı düşünüyorum. Yönetimlere giriyorum. Yahut da birisi milletvekili adayını düşünüyor. Kimdir? Sedat Fidan beni orada temsil eder. Orada beni daha böyle güzel, beni orada gündeme getirir. İşte oradaki şeylerden haber ederler. Beni götürür, sağa sola götürür. Öyle düşüncesi olan insanlar da böyle olmaya başladı son zamanlarda. Partideki yöneticiler böyle şekillenmeye başladı. Her tarafta elbette ki ekipçilik, bu grup ekipçilik olacak. Yani bir ekibin adamı da olabilirsiniz. Evet. Ama bunu partiye nasıl iktidara taşırız, nasıl burada yerelde nasıl başarı kazanırız, bunları yormamız gerekiyor. Ama artık bunlar olmuyor yani partide. Benim en büyük gözlemlediğim o. Peki şunu soracağım size şimdi Sedat Bey. Sizin döneminizde partinin gençlik ve kadın kollarının çok faal olduğu falan söyleniyor. Doğrudur. Sizin döneminizdeki faaliyet alanlarını nasıl acaba tanımlayabiliriz? Mesela bunlar partinin çok başarılı olması için kendilerine uygun gördükleri rol neydi? Bunlar mahallelerde nasıl bir çalışmalar yapıyorlardı? Acaba onlardan da biraz anlatabilir misiniz? Şimdi 89'da ben disiplin kurulu üyesiydim. 89 o dönemlerde. Gençlik kollarımız vardı bizim. Gençlik kolları, başkanlarımız, yöneticileri, çalışkan arkadaşlardı hepsi. Evet. Bir beklentileri yoktu. Evet. Hiç beklentileri yoktu. Sadece partinin iktidarı için bayağı böyle bir çaba sarf ediyorlardı. Yani kadın kollarımız öyle, ev ev geziyorlardı. İyi bir yapı oluşturuyordu. Şimdi o yapı şu anda mevcut değil. Yani o zaman da bu zamanı şey yaptığımız zaman daha bir özveri bir şekilde çalışıyordu. O zaman iktidar değildik, bir şey değildik biz. 89'dan o dönemlerde. 89'da iktidar olduk tabii biz burada yerel yönetimlerde. Evet. Tabii o arkadaşlarımız yine böyle faaliydi. Beklentileri yoktu. Bayrak asıyorlardı. Onlarla bizi beraber biz de asıyorduk ama biz kolektif çalışma. Evet. Bu işler şimdi genç kolları ya da kadın kolları işte biz bayrak mı asacağız, bir broşürümü dağıtacağız. Hep böyle gündeme geliyor bunlar. Onlar da haklı. Ama eğer bunlar bunlara yöneticiler de katılırsa, kolektif bir çalışma olursa daha göre bir çalışma elde edebiliriz. O zaman böyle bir kolektif bir çalışma vardı. Şimdi o böyle kolektif çalışma yok. Gençlik kollarına gidin diyorlar işte. Şuraya bayrak asılacak. Evet.
İşte şu yapılacak, bu yapılacak. Onlar da diyorlar ki biz ayak işlerimi yapacağız diyorlar şimdi. Evet. Haliyle öyle deme şeyine geliyor. Kanık olanımıza. Ama evet. Eğer kolektif çalışırsak, yöneticilerle beraber, milletvekili işte adaylarımız yahut da milletvekillerimiz onlarla beraber böyle bir bütünle, bütün bir şekilde olursa onlar da o şeyi söylemeyecekler. Bizler işte ayak işlerine işte gönderiliyor falan deme hakları olmayacak. Bu iş hep kolektif çalışmayla olur. Bir ay kolektif çalışılırsa Kocaeli'nde ve Türkiye'de böyle çalışıyorsak bizim iktidar olmamız için hiçbir neden yok. Hiçbir neden yok. Burada belediye başkanlığı seçimleri kaybetmemize neden yok yani eğer böyle bir çalışıyorsak. Çalışmadık. Çalışmadık. Mesela ben kendim mesela diyorum ki ben görebilmeliyim yani bu çalışmak için. O istemi ilk önce insanlar kendi akrabalarından isteyecekler. Evet. Yani böyle bir çalışma sergilememiz gerekiyor. İlk önce kendi akrabasından isteyecek, komşumuzdan isteyecek. Evet. Öyle yani çalışmamız lazım. Peki, şunu soracağım Sedat Bey. Sizin siyasetten arzu ettiğiniz, siyasetten özlemini duyduğunuz, bu çalışma sistemini, çalışma yöntemini, size göre hangi kadrolar acaba uygulayabilir? Hangi kadrolar bunun üstesinden gelebilir? Sizin şu anda CHP Kocaeli'yi çok daha iyi noktalara götürecek olan bir yönetici kadrosu kimler olabilir? Siz bu partinin içinde hemen hemen çok insanı en azından biliyorsunuz. Size göre kim yapabilir bu görevi? Ya bizde kim yapabilir değil de yani şöyle olur. Bizde herkes bir görev yapabilir. Herkes böyle bir partiyi taşıyabilir. Bir partide çok iyi kadrolar var. Yetenekli insanlarımız var. Ama şu var Sedat Bey. Yetenekli insanlarımız var. Bunlar güzel de ama seçim sonuçlarına bakıyoruz. Mesela 2011'deki mesela seçimde Kocaeli'de 3 tane milletvekili çıkarmış. Şimdi 2015'te genel seçim yapılıyor. Yine milletvekili sayısı aynı. Bir ileri sınıra, bir sonraki üste çıkma diye bir şey yok. Yani evet. Partinin milletvekili kazanımı yok. Peki yani bu madem ki sizin arkadaşlarınız çok başarılılar ama niye başarı yok? Yani neden seçim başarısı yok? Neden seçim başarısı yok? Kolektif çalışma olmadığından başarı yok bizde. İşte bu kolektif çalışma. Kolektif çalışma kimler yapabilir? Evet. Bu düşünceye hasıl olan bir sürü arkadaşlarımız var, evet. Dostlarımız var bizim. Ve önderlik yapabilecek arkadaşlarımız var. Bazen yerde yani önder de gerekiyor. Önderlik yapabilecek arkadaşlarımıza ihtiyaç var. Ama bu önderlik yapabilecek arkadaşlarımıza fazla böyle şey verilmiyor. Yani değer verilmiyor. Onlar çağrılmıyor. Bugün mesela yönetimleri, burada yönetimler var. İl yönetimi var. Evet. İl başkanımız var. İlçe başkanlarımız var. Evet. Geçmişte burada yöneticilik yapmış deneyimli bir bilgi sahibi arkadaşlarımızı mesela davet etmiyor. Herkes kendine böyle yakın insanları davet etmeye çalışıyor. Bana şu yakın diyor, Ahmet yakın diyor. Ahmet'i çağırıyor, Mehmet'i çağırıyor. Yani o toplantılar gibi mesela geçenlerde arama konferansları gibi evet. Böyle arkadaşlar böyle bir şeyler düzenliyorlar. Peki onların faydası oldu mu size göre? Zannetmiyor. Ne olmuştur ki? Sağlar birbirini ağlar gibi böyle bir şey oldu yani. Oraya bir şey katmak gerekiyor. Orada ne yaptı? Var, yaptı, arkadaşlarımız yaptı evet. Bunu. Arama daha önce şöyle bir bizim dönemimizde... Şu var Sedat Bey, bakın hemen şurası çok önemli. Bu işte arama konferanslarının partiye bir kimlik kazandıracağı, seçim çalışmalarına katkı vereceği şeklinde bir kanaat hakimdi. Evet. Şimdi yapıldı arama konferanslarını, bunlar oldu. Bunların kim tarafından bana yapıldığını da en azından herkes biliyor. Evet. Ama katkı anlamında sonucu ne oldu bunun? Hiçbir sonuç olmadı ki. Peki, hiçbir bu zaman sonuç anlamayacak bir çalışma niçin yapılıyor? Yani bu tamamen bana göre bir zaman kaybından ibaret. Ya yapmak için bazı arkadaşlarım, şimdi yapılması gerekiyor bunlar. Elbette ki yani bunlar güzel bir sonuç alması gerekiyor ama yapmak için yapılıyor bu genelde bunlar. Şöyle bir şey olabilir. Örgütler üyeleri bilinçlendirmesi gerekiyor. Seminerler verilmesi gerekiyor. Herkes açık. Seminerler. Bizim dönemimizde biz bunu yaptık. Şimdi o ne yapılıyor şeyler. Peki? Yapılmıyor.
Onu anlamış değilim yani ben. Ne yapılmıyor anlamış değilim hiç. Seminerler yapılıyordu. Devamlı seminerler yapılıyordu. Profesörler getiriliyordu. Evet. Seminer yani örgütlü olarak biz dönemde bunu yaptık biz. Bir sürü profesörler getirdik. Sosyal demokrasiyi anlatacak, sosyal demokrat kimliğimizi nasıl böyle kazanırız, nasıl böyle insanlara nasıl ulaşırız, neler yapmalıyız diye. Bunlar hep yapıldı, seminerler verildi. Arama konferansı arkadaşlar yaptılar Gebze'de, Gebze'nin bilmem bir otelinde. Evet. Yani bakıyorsunuz, yani orada yazılıyor, çiziliyor bir şeyler ama sana hayata geçirmek için, şimdi o sözünü pratiğe ettiğin, geçirmek gerekiyor. O sözünü ettiğin arama konferansına sadece partinin yönetici kadrosu katıldı. Ben biliyorum o konferansları. Yok, yani, Kenan da katıldı arkadaşlar ama yani sonuç almak arama lazım. Konferansına birkaç partinin gitmiş olması, orada bulmuş olması bana göre hiçbir siyasi değeri yoktur. Yani bu sizin de söylediğiniz gibi körlerle sağırlar birbirini ağırlar dediniz siz biraz evet. önce. Bunun ötesine mümkün değil en azından geçmesi. Peki bu tür çalışmalarda niye ısrar ediliyor? Yani hiçbir fayda sağlamayacak bir çalışma sisteminden neden ısrar edildi? Ben bunu hiç anlamış değilim yani. Hiç anlamış değil, anlamadığı bir olay var. Sevgili seyirciler, çok kısa bir reklam arasından sonra Farklı Bakış devam edecek. İş kazalarına ve meslek hastalıklarına karşı alınan her önlem, bir işletmenin geleceğini güçlendirir. Bir fabrikanın üretimini ve itibarını korur. Bir ürünün alıcısına ulaşmasında, ekonominin gelişmesinde rol oynar. Bir çalışanın hayatını kurtarır. Ailelerin birlik ve mutluluğunun devam etmesine katkıda bulunur. İster işveren olun, ister çalışan, kendiniz, aileniz ve ülkemiz için iş sağlığı ve güvenliğini lütfen ciddiye alın. Çünkü takmazsak kaybederiz. Güvenle büyü Türkiye. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. İnsan doğadaki bir ağaç gibidir. Beynimiz, vücudumuzun bir uyum içerisinde çalışmasını sağlayarak bizlere hayat verir. Madde kullanımı, insan bedeninin ruhsal ve fiziksel dengesini altüst eder, sinir sistemini tahrip eder. Maddeler kimi zaman uyararak, kimi zaman uyuşturarak, kimi zamansa halüsinatif etkiler oluşturarak geri dönüşü mümkün olmayan hasarlar bırakır. Madde kullanımı, bireyin sadece kendisine zarar vermesiyle sınırlı kalmaz, aynı zamanda çevresine de zarar verir. Madde kullanımından uzak durun. Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte.
rich. You're from the 70s, but I'm a 90s. Evet, Sayın Fidan. Şimdi partiye hiçbir katkı sağlamayacak olan, sağlamadığı ortada olan bir arama konferansının bundan sonra gündeme gelmesi halinde bu partide yöneticilik yapmış olan kimliğinizle buna karşı bir tavır sergilecek misiniz? Ya bu hiçbir işe yaramadı. Niye bunda acaba ısrar ediliyor? Bu şekilde bir şeyiniz olacak mı? Benim şöyle olur. Benim bir öngörüm olur. Şöyle bir öngörü olur. Arama konferansları mahalledeki üyelerle olur. Evet. Üyeleri çağırırsınız. Seminer bir şekilde. Seminer verir bir şekilde. Hem seminer versin bir de arama konferansı öyle. Mahalle mahalle çağırırsınız. Evet. Mesela diyelim ki bugün İzmit'te ilç örgütü yapıyorsa kaç tane mahallemiz var? 29-52 tane mahallemiz var. İlk önce bir 10 mahalle çağırırsın. 10-10-10-10. Böyle bir bölersiniz onu. Evet. Oradaki insanlarla bir şey yaparsınız. Üyelerle. Evet. Arama konferansı öyle yapalım. Bakın bu mahalledeki insanlar ne düşünüyor? O mahalledeki o arkadaşlarımız o mahalleye bir şeyler götürmesi lazım. Orada öğrenecek bir şeyler, bazı şeyler öğrenecek. Evet. Onlar da onlar ortaya çıkacak. Bizim kimdir yani lokomotif burada? İlçe örgütleridir. Ve bunun üyeleridir. O yerdeki üyelerdir. Ve delegelerdir. Böyle bir şey, bir sistem uygulanması gerekiyor. Ben onu öneririm arkadaşlara. Evet. Ya ben gitsem ne olur şimdi arama konferansına? Evet. Beni çağırmayacaksın. Gideceksin mahalledeki bir arkadaşımızı çağıracaksınız. Ki onlar bir şeyler öğrensinler yani. Partiyi anlatabilsinler. Şimdi bizim partide tek sesli yok ya, çok sesli şey var. Herkes bir konuda bir şeyler söyler yani bizde. Bizde herkes genel başkanıdır, herkes il başkanı. Çok enteresan bir... Herkes ilçe başkanıdır yani bizde. Evet. Şey yok yani, böyle bir disiplin olayı yoktur yani bizde. Evet. Herkes bir şey söyler. Ben de söylüyorum şimdi artık. Ben de bir yer daha önce hiç konuşmazdım böyle. Sağda solda böyle. Benim adımı pek fazla duymaz herkes. Ben yani şu anlamda işte basında işte Sedat Fidan şunu söylemiş, böyle söylemiş. Beni kimse ama bize parti disiplinini düşünerek. Çünkü o şeylerden geçtik biz. İlk önce zaten disiplinde yöneticiliği yaptım ben. İl disiplin kurulu biliyorum yani onları. Evet. Bildiğiniz gibi fazla konuşan insanlar değildik ama bir bakıyorsunuz herkes konuşuyor. Konuşan insanlara bir bakıyorsunuz daha çok değer kazanıyor bizim partimizde. Evet. Ama aslında partiye zarar verdiğini düşünmüyor arkadaş. Evet. Ama o arkadaşa daha çok sarılıyor bizim arkadaşlarımız. Nedense onu hiç anlayamıyorum yani. Hiç anlamadığım bir olaydı. Peki Sayın Fidan. Şimdi partiniz yeni bir sürece giriyor. Öncelikle ilçe kongreleri yapılacak. Ondan sonra il başkanlığı kongresi yapılacak. Size göre partiyi bir adım öne kimler taşıyabilir? Sizin gönlünüze yatan isimler kimlerdir? Parti istediğiniz duruma Kocaeli'de kim getirebilir veya? O konuda sizin bu konudaki en azından görüşleriniz partiler tarafından bir hayli en azından merak ediliyor. Onu alayım sizden. Şimdi bizim daha şu anda öne çıkmış bu konularda kendisini... Var ama şu var. En azından il başkanlığına, aday olacak isimler konuşuluyor. Hikmet Erankaya var, Fahri Örengül var, Hüseyin Acunman var, ondan sonra Sayın Bozkurt Kusu'dan söz ediliyor. Bu isimlerden hangisi il başkanı olursa size göre partiyi bir adım daha ileriye en azından götürebilir. Bu isimlerden acaba hangisi sizce daha uygun olur diye düşünüyorum. Şimdi saydığınız isimler hepsi bizim partimizin değerli insanları, değerli yani, arkadaşlarımız. Tabii ona şüphe yok. Hepsi. Önemli olan nedir biliyor musun? Bir Hikmet Erankaya. Evet. Tamam, kişisel olarak mahallelerde, sokaklarda en çok gezen bir abimiz. Evet. Bir dostumuz yani bizim. Yıllarca bu kentte işte yani milletvekili yaptı, belediye başkanlığı evet. yaptı. Belli bir şeylerden geçti. Önemli olan kadrodur yani. Ben öyle kadroları değerlendiririm. Eğer bir kadro iyi olmadığı sürece oradaki il başkanının başarılı olması mümkün değil. Biz daha önce ben kendimizden bahsettim biraz. Ben bu kentte bir Keramettin Gençtürk, Ömer Türkçekal dönemi son yani 90'dan bu yana
en başarılı il başkanları olmuşlardı bunlar. Neden? İyi kadrolar vardı. Kolonlar sağlamdı yani. Kolonlar çok iyi olması lazım. Şimdi Hikmet Erenköy abimiz, siz il başkanı tam yapabilir, yapamaz mı? Hepsi yaparlar. Bütün arkadaşlar yapar ama önemli olan kadrodur. Kadro olmadığı sürece. Sizin ben öyle bakarım. Sizin arzu ben ettiğiniz, şimdi... sizin arzu ettiğiniz o kaliteli kadroyu kim oluşturabilir? O kaliteli kadroyla kim il başkanlığına ben adayım deyip de çıkma pozisyonunu kim gösterebilir? En azından bu saydığım isimlerden hangisi bu işi yapabilir? Vallahi ben şimdi öyle isim olarak telaffuz etmem doğru olmaz. Neye doğru olmaz? Çünkü burada il başkanı yapan bir içerisinde saydığınız isimler bir kişi var. Başka yok. Geçmişte Fahri Öngül yapmış. Yani DSP'de il başkanı yapmış. Diğer arkadaşlar hiçbir tanesi il başkanı yapmış arkadaşlar değil. Sadece yönetici olmuşlar bu partide. Saydığınız diğer isimler. O zaman şöyle sorayım. İnisiyatif kullanabilecek, biz şöyle diyoruz, inisiyatif kullanabilecek isimler olması lazım. Şu var bak Sayın Fidan. Peki, sizin istediğiniz propaganda, çalışma, politik program nelerdir? Ne yapılmalı ki parti burada başarılı olabilsin? Öncelikle kadro diyorum ya ben. İşte o kadrolarda aranan özellikler kadroda, nedir? Kadrodaki aranan özellikler evet. Halka inecek. Sokağa inecek. Mahallelere çıkacak. Biz sokağa, mahallelere, demokratik kitle örgütlerine ulaşmadığımız sürece hiçbir zaman burada biz başarılı olmamız mümkün değil yani. İşte bu... Bu kadrolarda nasıl olacak? Kadrolarda şöyle olacak. Bir kere il başkanı, ilçe başkanları bunlara haiz olan insanlar olması gerekiyor. Mahalle pratiği olan insan olması gerekiyor. Öbür türlü olmaz. Sadece gidip, akşam sabah bürosuna gidip, akşam evine giden arkadaşlar bize lazım değil. Yani işinden... Sedat Bey. İşinden partiye Sedat zaman Bey, ayırmayacak. Şu anda... Partiden şu anda, işine Sedat zaman ayırmayacak. Ayrıca arkadaşlar Bey, olursa şu anda olur. Şu anda il başkanı adaylığı için ismi gündeme gelen isimlerden evet. Hangisi bu dediklerinize daha yakın bir adaydır? Adaydır veya kim yapabilir? Bunlardan kim yapabilir? Ben mesela Hikmet Erenköy'e yapabilir diyorum yani. Evet. Bunlar içinden Hikmet Erenköy bizim abimizdir ama bir milletvekili yaptı. Kendisi zamanı çok. Yani evet. Böyle zamanı kendisini zaman ayırabilecek bir evet. Abimiz. Bunların içinde bir o yapabilir. Evet. Bir Fahri Öngül arkadaşımız yapabilir. Diğer arkadaşları fazla böyle hukukum yok, fazla şeyim yok. Çünkü onları fazla görmedim yani. Evet. Bu şeyi pratik... Yani onları sahada fazla görmediniz. Pratik hayatı, pratikte görmedim onları arkadaşları. Evet. Pratikte görmedim. Tanımıyorum fazla böyle onların şeylerini. Ama diğer arkadaşlar böyle halka böyle daha yakın inebilecek arkadaşlar yani bunlar. Saydıklarımız isimlerden eğer düşünüyorlarsa tabii öyle düşünceleri var diyorsunuz. Evet, evet. Onlar evet, daha bize evet. Ulaşan bir şey yok onlardan evet. Ama bu arkadaşların işte bunlar da iyi bir kadro oluşturdularsa, öyle bir şey düşünceleri varsa kadro işi bu işler. Evet. Sayın Fidan size çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler Farklı Bakış programı burada sona erdi. Sizlere mutlu günler diliyorum.